Sevgili arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Bugün biraz beraber yürüyelim istedim. Yıllık iznimde olmanın da getirdiği biraz vaktimin de bol olması ve açıkçası birazcık da böyle bir nefes alayım, değişik bir şey yapayım. Hem neler oluyor, neler bitiyor hayatımda, onlarla alakalı konuşayım vesaire istediğim için böyle bir video yapacağız. Kent ormanına gidiyorum açıkçası. Hop, okul önünden geçtiğim için bir yandan da hafta içi işsiz, işin gücü olmadan yürümek inanılmaz güzel bir şeymiş. Ama yürürken konuşmak da zor oldu, ileride az kaldı. Gideceğim yere varmam. Oturur beraber sizle. Güzel bir parkta muhabbet ederiz. Birazcık yürümem gerekti. Zaten daha evvel de bahsetmiştim. Şöyle güzel yeşillik, açık, güzel böyle bir parka gelebilmek için epey yürümemiz gerektiğinden şeyden bahsetmiştim. Sırrı gibi yaşıyoruz videosunda bahsetmiştim. Hatırlayanlar olacaktır. Biraz vakit alıyor ama geldiğiniz zaman değiyor. Şuradan bir yerde bulayım, oturacak. Oturalım. Sevgili arkadaşlar, yıllık izindeyim vesaire, bunlardan da bahsedeceğim. Üzerine evi yıllık izinin başında direkt oturup evi temizleme işimizi bahar temizliği vesaire yapıldı. Biraz onlardan bahsedeyim. Nostalji işleri vesaire falan var bugünlerde kafamda olan. İşlerin yoğunluğu vesaireler falan derken genel böyle muhabbet edelim istedim. Çünkü benim birazcık da ihtiyacım da ne yalan söyleyeyim vardı. Seviyorum sizi arada. Böyle dertleşme değil de muhabbet etmeyi diyeyim. Neyse, ondan evvel ama evdeki Orhan'a bir kısa bağlanacağız. Hemen ondan bir mesajımız varsa onu ileteyim. Ondan sonra devam edelim. Oyuncuları bilgisayarım kaldırmıyor derdinden kurtaran ve hatta telefonlarını bile bir oyun bilgisayarına dönüştüren GeForce Now'da %40'lık bir indirim bulunuyor arkadaşlar. 1 aylık premium 200, 3 aylık 480, 6 aylık 950 ve 12 aylık da 1730 TL'ye denk geliyor. 6 ve 12 aylık paketlerde de peşin fiyatına taksit fırsatları sunuluyor ki bu sayede de daha da kolay bir biçimde bu paketlere erişmek mümkün oluyor. GeForce Now'un bize eski bilgisayar olsun ya da telefon olsun fark etmez her donanımdan oyun oynatabiliyor olmasının nasıl sağladığını merak ediyorsanız da stream sistemiyle yapıyor bunu. İnternet bağlantınız olan her yerde artık hiçbir oyunu kaldırmayan PC'niz bile olsa ya da emektar telefonunuz bile olsa bunlarla oyun oynamanız mümkün. Ben son zamanlarda oynadığım bazı oyunları oynarken bilgisayar başına bağlı kalmak istemedim ve telefonumda GeForce Now üzerinden oynadım. Gayet de memnun da kaldım. Telefonda çok da oyun oynamaya alışkın olmayan bir insan olmama rağmen uygulama üzerinde size sunulan kontrol şemaları sayesinde de gayet de kolay bir şekilde alıştım. Oyunları 60 FPS 1080p oynamak istiyorsanız 25 megabit internet bağlantısına sahip olmanız öneriliyor arkadaşlar. Ama 15 megabit internet bağlantısıyla da 720p 30 FPS olarak oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu indirimlerin 25 Mart'a kadar devam edeceğini bir kez daha hatırlatayım ve açıklamadaki linkten detayları da öğrenebilirsiniz. Evet, yıllık izindeyim. Bu arada bir yangın mangın bir şey çıktı galiba, bir ses duyuyorum ama size geliyor mu bilmiyorum. Allah kolaylık versin. Bayağı bir duman da var bir yerde ama o alakasız bir dumanmış. Neyse, sıkıntı yok. Yıllık izinim bayağı ilginç başladı. Instagram'dan takip edenler de görmüşlerdir. Kısa bir videoyla paylaşmıştım. Bayağı şöyle bir şey oldu. Hani iyi ki yıllık izin almışım, yoksa işler yetişmeyecek gibi bir durum oldu. Yıllık izinde de böyle diye çalışmam gerektiğini açıkçası fark ettim. Yıllık izinden başladığı geçtiğimiz cuma günü. Çünkü evde bir bayağı bodana ya. İkisini birleştirdim. Badana boya diyemiyorum ya. Boya badana da diyemedim. Hepsini birleştire. Neyse. Boya badana işleri yapılması gerekiyordu. Bahar temizliğini yapılması gerekiyordu. Çünkü taşındığımız 10 sene evvelden bu yana hani ilk kez adam akıllı yapacak vesaire falan gibi durum var. Babamla çok güzel şeyler de yaptık bu arada. Babamın elinden gelir o tarz işler diye. Evin elinden her iş gelen insanı babam bizde. Böyle bir insanın olmasında ama şöyle bir sıkıntısı var. Her iş onun elinden geldiği için bir şey yapmadan evvel ondan onu bekliyorsun. Hani babam iyi bilir o işleri, o iyi tasarlar, iyi yapar bilmem ne vesaire falan diye. Onunla beraber bu zamana kadar yapmıştık. Yine öyle oldu. Ben de tabii ki babamdan bir şeyler öğrendim. Ama bir yere kadar sonuç itibariyle. O usta oluyor, sen hep çırak oluyorsun. Sonra 35 yaşına da gelsen çırak olarak kalmaya devam ediyorsun nihayetinde. Çok güvendiğim bir insan olduğunda bu tarz konularda evinde. Onun haricinde benim kişisel tarafta hani multiplayer tarafında ben yıllık izine çıktım. Multiplayer'daki hatta şu anda mesai saatinde arkadaşlarım çalışıyorlar ama ben buradayım. Sizinle muhabbet ediyorum. Multiplayer tarafının haricinde benim işte hani hem sosyal medya tarafında hem YouTube kanalım tarafında yapmam gereken, yetiştirmem gereken işler vardı. Bu aralar birazcık böyle yoğun da iş alma şansım da oldu. Hiç şikayetçi değilim. Allah, yani ben bu işi arkadaşlar 7 senedir yapıyorum. Yani kendi multiplayer'da 11. seneye doğru gidiyorum. Onda bir sıkıntı yok ama kendi YouTube kanalımı 2017'nin ocağında açmıştım. 7 seneye devirdik. 7.5'a doğru gidiyoruz işte, yani yavaş yavaş. Bunun 6 senesinde, 6.5 senesinde belki tek tük hani sponsorlu iş almıştım. Hani tabii ki ek gelir oluyordu. Onda da bir şeyim yoktu ama bu son zamanlarda ekstra bir yoğunluk oldu. Allah da yani daha çok, inşallah hepimize de daha çok versin arkadaşlar. Hiç şikayet edebileceğim bir dünya yok. Çünkü onlar sayesinde içerikler de arttı bu arada. Bir para kazanabildiğin zaman da, hayatını idame ettirmesine yardımcı olabildiği zaman da biraz daha vakit ayırıp daha fazla fikir üretmeye çalışıp daha fazla videoda yapmaya çalışıyorsun. Onda da bir güzellik oldu. Neyse, diyeceğim şuydu. Bunların hep öyle üst üste gelmesiyle birlikte bende bir yoğunluk oldu. O yoğunluk da açıkçası benim bu yıllık iznimle beraber daha da kolay çözülme haline geldi. Ki hani şans eseri aldığım bir iznin bu kadar denk gelmesi güzel oldu. Bunların hepsi bana bu arada neyi düşündürüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Keyif aldığım şeyleri yapmaya
gönlümce devam edebileyim diye hani hep çalışıyordum, çalıştım yani bu zamana kadar. Şimdi böyle bir sorumluluklarla vesaireyle beraber geçen bir izin dönemine girince de ulan hakikaten bak yani yaşımızı başımızda aldık hissiyatı daha bir üzerime de oturdu. Hayatla alakalı bir dünya şey de var ama ya, tatsız konulara bugün girmeyeceğim dedim. Çünkü hem yıllık izinimdeyim hem çok tatlı bir ortamdayız. Tam da sevdiğim gibi de bir hava var böyle. Bulutlu bir hava var. Bulutlu havada ışık da çok homojen, çok daha göz yormayan zinsten bir ışık olduğu için ben ayrıca da seviyorum. Her neyse böyle bir ortamda böyle tatlı şeylerden bahsedeyim istedim açıkçası. Yoksa onun dışında tabii ki tırı gibi yaşıyoruz videosunda anlattığım şeyler, problemlerle devam etmiyor mu? Ediyor. Bir yandan kapımızda seçim var ama kesinlikle girmeyeceğim o mevzulara çünkü artık bıktım. İnsanların siyaset yapmasından da siyasetçilerden ayrı bıktım. Hepimiz de bıkmış olduğumuz için böyle bir kaçış noktasına gireyim istedim. Bununla beraber nostalji hislerine bir tık girmek istiyorum. Ben nostaljik bir şey girdiğim zaman internette illaki böyle hani Twitter'da vesairede falan böyle bir nostaljik lan şunu özledim. Eskiden şöyle yapardım. Öğrenciliğimde bu vardı vesaire falan diye böyle hani bir şey paylaştığımda lan ya ne kadar kötü hayatım var. Eskiden daha iyiydi falan da olmuyor arkadaşlar. İllaki birkaç akla evvel de çıkıp şey falan diyor yani. Geçmişi özleyenin bugününde problem vardır. Hayır arkadaşlar yani bugünümle ilgili bir problem yok. Hatta aslına bakarsanız hani baktığımda işte öğrencilik dönemindeki parasızlık, gelecek kaygısı, ne olacağını bilmeme, ne bu yani hayatın neler getireceğini tahmin edememe mevzusu bugün nasıl varsa o gün de vardı ve hani öğrenci olmanın ve o iş hayatına atılmamanın getirdiği tecrübesizlikle beraber neyin nasıl olacağını hiç kestirememenin getirdiği çok daha ağır şeyler vardı. Ama insan geçmişi sadece bugününde problem olduğu için özlemiyor işte yani. Bir anlık bir hissi özlüyor. Bir dünya problemi olsa bile o günlerde sahip olduğu ve artık belki de sahip olmadığı şeyleri özlüyor. Arkadaşlarını özleyebiliyor. Öğrencilik dönemindeki daha... bugün ne çok? Bu sefer de polis geçiyor galiba. Neyse Allah kolaylık versin. Önce bir itfaiye sonra... pardon bu ambulans da olabilir. Trenleri hep karıştırıyorum. Duyuyorsanız siz yazarsınız aşağıya. Önemli değil. İşte arkadaşlarımı özlüyorum. Öğrencilik döneminin getirdiği o farklı hani sorumluluklarım vardı. Ama bugünkü sorumluluklara göre tercih edebildiğin oluyor. Şimdi baktığım zaman... hiçbir sıkıntım yok yani. Her şeyden evvel ailemin sağlığı yerinde. Bir dönem böyle bir sağlık problemleri yaşamışlardı. Neyse ki kendilerine geldiler. Ben de keza son birkaç senedir sağlığım yerinde. Daha evvel yaşadığım ciddi bir işte safra kesesi ameliyatı haricinde bir problemim olmadı çok şükür. Bundan da çok memnunum. Sağlık yerinde olduktan sonra işler de gene güzel yerinde. Az evvel dedim işte daha fazla sponsorlu iş geldi. 7 senenin sonunda biraz para kazanabilmeye başladığı getirdiği bir şey de var. Öğrencilerde zaten bunu hep tercih ettiğim şeyler ama bazen baktığında hani şeyi de olmadığı anlamına gelmiyor bu. Ulan o zamanlarda farklı sahip olduğum bazı şeylere de bugün sahip değilim. Örneğin üniversitedeki ikinci sınıfımda yani mezun olmaya da tam daha 2 sene var. Zaten üniversitedeki ilk amatörlük, acemilik kısmını da atmışsın üzerinde. Arkadaş ortamın vesaire falan da var. Orada yaptığım muhabbetler, geyikler vesaire cebinde 5 kuruş yok, para yokken yaptığım planlar vesaire bazen özlenebiliyor. O da farklı bir şey. Bir günlüğüne dönmeyi özleyebiliyorsun. Yani gün oluyor mesela benim başka şimdi girmeyeceğim sebeplerden vesaireden ötürü. Kalkıyorum mesela ofise gitmek için tramvay falan kullanmam gerekiyor. Çemberlitaş'tan, Gülhane'den vesaireden geçerken böyle bir nostaljik hislere kapılıyorum Haliç'ten vesaire geçerken. Çünkü benim zamanımda öğrenciliğimde Ortaköy'den, okuldan çıkıp Çemberlitaş'a, Laleli'ye kadar falan yürümüşlüğüm oluyordu. Çok güzel bir yürüme rotasıydı o. İstanbul'da sevdiğim iki yürüme rotasından bir tanesiydi bu arada bu saydığım. İşte Ortaköy'den çıkıp Laleli'ye, Çemberlitaş'a kadar yürüme rotası. Bir diğeri de şey arkadaşlar, Şişli'den başlıyorsun. Daha doğrusu aslında Mecidiyeköy'den başlıyorsun da Mecidiyeköy başta bir kötü. Şişli'nin üzerinden işte Taksim'e, oradan İstiklal üzerinden Karaköy'e kadar böyle bir indiğiniz rota da bir diğer sevdiğim yürüme rotası. Bunları özlüyorum. O zamanlarda görece bugün sahip olduğum tasarlara aman video yetişecek mi? Şurada bir iş vardı. Deadline'ı geldi. Maillere döndüm mü? Şu oldu mu? Bu oldu mu? Multiplayer bu hafta video çıkamadık. Nasıl yapacağız? Bilmem ne falan gibi mevzulara nazaran daha tercih edilebilir gibi geliyor. Bir de o zamanlar açıkçası daha fazla vakit de vardı. Yani hani okula gitmek için Üsküdar'da yaşadığım zamanlarda en azından okula gitmek için normalde saat 11'deyse mesela ders ben sabah 9'da evden çıkıyordum. Halbuki yarım saatlik yol. Ama erken gidiyorsun. Yolda yürüyorsun. Zaten ben şeyi de ayrıca yürümekten de bahsetmişken Çırağan Caddesi'nde yürümeyi de çok seven de bir insandım. Araç trafiği olmasa inanılmaz keyiflidir yürümesi. Ben gece yarısından sonra yürüdüğümde falan da var. Çok nadir araba geçtiği zaman da vesaire de. Sakin, dingin. Yani birazcık tabii tekinsiz bu arada. Karanlık olduğu zaman biraz belli olmuyor kim çıkacağını. O ayrı bir mevzu ama işte Yıldız Parkı'nın civarında vesairede falan. Velhasıl kelam ders 11'deyse dediğim gibi erken çıkardım, yürürdüm, ederdim. O genişlikle yapardım. Arkadaşlar İstanbul aslına bakarsanız yaşamak için çok fena bir yer. Onun hepimiz farkındayız ama şuna da hala da inanıyorum. Acelesi olmayan bir insan için çok da tatlı bir yer. Yani hani işte sıradaki metrobüse binmek zorunda değilseniz, hani sıkış ona sıkışmak zorunda değilseniz, yetişmeniz gereken yere 5 dakikanız kalmadıysa, bir deadline dediğimiz, sürekli bir hengame içerisinde yaşamadığınızda gerçekten çok tatlı yerlere de olan da bir şehir. Ya bakın işte Beylikdüzü'nde mis gibi bir parkta oturuyorum nihayetinde şu anda. İstanbul hep değişiyor. Bazen olumlu değişiyor, bazen olumsuz değişiyor. Bugün olumlu değişebildiği için buradayız. O yüzden de keyfim yerinde diyebilirim. Ama hayat böyle. Yani özetle bağlayacağım yeri de tekrar bağlayayım. Arkadaşlar geçmişe olan özlem. Ya insan zaten
geçmişe özlem duyar. Geri döneme diyor, o günler insana daha bir ulaşılmaz geldiği için daha bir tatlı da gelir. Zaman zaman da özlenir. Bu arada orta yaş krizine girmiş falan da değilim. Yani ben 24-25 yaşındayken, yani mezun olduktan sonraki ilk 2 senemde de bayağı bir öğrencilik dönemimi özlemiştim. Çünkü ya arkadaşlar şey çok zor. Aranızda eminim ki yeni mezun olacak olan ve iş hayatına yeni atılacak olan arkadaşlar da vardır. Onlara da şunu söyleyeyim. O geçiş dönemi biraz zorlu bir dönem oluyor. Çünkü adapte olmak da zor. Her ne kadar staj da yapmış olsan, çalışmaya başlayacağın yer, yapacağın iş ya da genel itibariyle belli olsa bile o geçiş dönemi birazcık sıkıntılı olabiliyor. Çünkü hani ya, değişik bir kafa nihayetinde, ama insanların hani askerlik gibi düşünün ya da sünnet gibi de düşünebilirsiniz erkekler. O hayatınızın bir döneminde yaşamanız gereken ve hani yaşadıktan sonra atlatıp hayatınıza devam ettiğiniz bir dönem. Ben de o dönemlerdeyken bayağı bir hani açıkçası öğrenciliğimi özlemiştim daha yeni mezun olmama rağmen. Dediğim gibi bu hani inanılmaz bugünün de problem olan bir insan olarak geçmişimi niye özlüyorum falan gibi böyle saçma sapan beylik laflarla anlatılacak bir şey değil. İnsan olmanın getirdiği bir şey. Çok uzun aynı yerde oturduk, bir yer değiştireyim, öyle de konuyu da değiştireyim dedim. Bir de arkadaşlar işte bu izin döneminde evi tadilata soktuk bayağı bir. Her yerin boyanması, işte boyamadan klasik işler vesaireler falan filan vardı ama odama da birkaç fotoğrafla da gelip paylaşırım. Kaldı ki Instagram'dan yine takip ediyorsanız beni, oradan da böyle birkaç bir şey paylaştım. Boyadıktan sonra işte hani hem benim klasik alt arka planımı tekrar yerine astım, onda bir değişiklik olmadı ama bir de bir köşeye güzel böyle bir atölye masası yaptırdım babama. Babam dediğim gibi babamın içinden elinden her iş geliyor. Ölçüleri vesaire falan aldık. Hani basit de bir şey aslında, bir şeymiş aslında. Babam yaptıktan sonra daha da şey yaptık ama oturduk tasarladık, böyle bir köşe yaptım. Oradan böyle bir hani hem zaman zaman videoda çekerim, hem zaman zaman kutu açılışı yapılıyor, ürün çekimi vesaire falan filan oluyor. Gelen ürünle alakalı vesaireyle Legolar yapıyorum. Tekrardan canlandırdığım bir hobi oldu ki açıkçası 2024'ün en güzel sürprizlerinden biri bu oldu. Benim çocukluğumda da vardı. Yine Instagram'da çok bayağı bir zaman evvel paylaştım. Böyle çocukken yaptığım bir şey, korsan gemisi vardı Lego'dan. Benim sahip olduğum en güzel Legolardan da bir tanesiydi ve ben hani daha ilkokul 4'e 5'e giderken falan yapmıştım. 9-10 yaşlarımdayken yapmıştım. Hala daha da aklımda duruyor. O zamandan beri böyle ufak tefek Legolar vesaire, hani genelde çakmaları çünkü. Lego birazcık pahalı bir şey. Alamıyorsun. Elin gitmiyor. Paranın cebinde olduğundan ulan buna bunu vereceğim. İşte 2 saatte ben bunu yapacağım, sonra kenara koyacağım. Ama onun yerine işte atıyorum, arkadaşlarımla gideceğim bir konsere bilet alayım falan diyorsun yani. Neyse. Onu tekrardan böyle bir canlandırmış oldum. O hobiyi bir kısmen canlandırmaya başlamış oldum. Özellikle de bir de Lego Teknik serisinde falan çok giresim vardı. Oturup Lego anlatıyorum değil mi? Teknik serisindeki modellerden falan böyle yapasım vardı. Onlardan gene böyle bir yapabileceğim de bir alanda olsun istedim. Genel itibariyle kullanabileceğim bir alan olsun istemiştim. Yaptık onu da. O da bayağı da güzel oldu. Bana ekstradan böyle bir içerik üretmek için de itici bir güç de oldu. Motivasyon da oldu. Güzel oldu. Bayağı bir hani şeyler falan, koltuklar kaplatıldı bu arada benim öğrencilik dönemimden beri. Bakın 2009'un Mart'ında ben hani üniversitede, yani 2008'de üniversiteye başladım, bir süre işte amcamın yanında kaldım vesaire falan. 2009'un Mart'ında abimle beraber bir eve çıktık Üsküdar'da. O dönemde çıktığımızda aldığımız koltuklar vardı. Koltukların bu arada malzemesi bayağı iyiymiş. Spotçu'dan inanılmaz ucuza, inanılmaz kaliteli bir şey almışız. Onu tekrardan fark ettik. Kaplamacı hatta baktın abi bu falan diye geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani şeyine bakıp, iskeletine bakıp vesaire falan. Neyse, onun kaplamasıydı bilmem nesiydi. Ondan sonra şeyde salonumu da yeni nesille beraber en azından bir Switch 2 gelirse, bir Switch 2 ile beraber yani içerik üreteceğimi çok zannetmiyorum. Senelerdir Switch tarafında özellikle içerik üreten bir dünya insan varken hani benim açıkçası yeni girmiş bir insan olarak yeni tecrübelerimi anlattığım videolar falan yaparım da böyle sanki senelerdir ilk Legend of Zelda'yı adam akıllı oynamış olan, bir de en son çıkanı işte malum yollardan bir göz atmış bir insan olarak senelerdir oynuyormuşum gibi böyle hani sizi anlamadığım konuda sizi kovpalamak istemiyorum yani hani uzmanıymışım gibi. Dolayısıyla böyle çok detaylı incelemeli vesaire bir içerik çıkmayabilir ama evde artık bir tane hani konsol bulunsun, gerekirse işte hani dokuyla beraber televizyona da bağlayabilirim. Zaten daha ağırlıklı olarak da elde kullanırım diye düşündüğüm bir şekilde Switch tarafına girmeyi düşünüyorum. O dönem cebimdeki paraya da bağlı bir şey ve çıkış fiyatına kesinlikle ayrı bağlı bir şey. Çünkü yani 30-35 bin, yani ne zaman çıkacağına dair çok da bir şey yok ama ben 30-35 bin liradan aşağıya olmayacağını, hani bugünün parasıyla 30-35 bin liradan aşağı olmayacağını düşünüyorum. Enflasyonla beraber çıktığında mesela 105 bin olabilir ama falan filan, neyse girmeyeceğim. O konulara girmeyeceğim. Tatsız konulara girmeyeceğim. Ama yani bugün itibariyle hani bir PlayStation 5 slim almak istediğinizde bile fiyatları girin. Bakın arkadaşlar, yani şu an net fiyat vermeyeyim de benim en son gördüğüm fiyat 24 bin lira falandı. Öyle söyleyeyim yani. Neyse, o düşünüldüğü zaman belki de hani bu plandan vazgeçebilirim ama en azından eğer böyle bir şey girersem bir tane televizyon ve yanına da konsollar koyabileceğim bir hale getirdim salonu da. Öyle bir güzellik falan da oldu. Birazcık böyle bir derledim, toparladım. Güzel şeyler yapayım istedim. Babama da çıraklık ederken gene bir sürü şey de öğrendim ki birazcık da ona değinmek istiyorum arkadaşlar.
Ya ben hep zaten hani evdeki ufak tefek şeyleri yapmaya çalışan, bir de hiçbir şey olmasa YouTube'dan bakıp çözüyorsun yani. İşte sifon değiştirmesi olsun, ufak tefek elektrik işleri olsun. Dikkat ederek tabii ki, bu arada elektriğin şakası olmaz arkadaşlar. Ya da işte mutfakta mesela problem olduğu zaman hani onları çözen bir insan oldum yani, hep ufak tefek bir şey olduğunda. Ama hani biraz daha böyle geniş çaplı, yapması böyle 3-4 gün süren projelere girdiğiniz zaman ve hani son halini gördüğünüz zaman, ya insanın elleriyle çalışması güzel bir şey. En azından hani ya şey için bunu net bir şey söyleyemem. 7-24 hayatını bu şekilde idame ettiren insanların çok zor koşullarda çalıştıklarını vesaire biliyorum. Hani ondan bağımsız söylüyorum. Kendi evinde kendim için birazcık da vaktim var ve yapabiliyorum dediğiniz için giriştiğiniz projelerden bahsediyorum. Çok keyifli bir şey. Yapmanızı da tavsiye ederim. Ufak tefek şeyler. Bir de şey de var. Gerçekten hani evde, dediğim gibi, bizim evde her şeyi yapabilen birisinin olmasının dezavantajını ötürü ben çok fazla bir şey öğrenemedim. Ama yalnız yaşadığım şu son 3-4 senedir, annemler babamlar geliyorlar gidiyorlar ama ben yalnız yaşıyorum yani 3-4 senedir. Pandemi döneminden beri diyeyim yani. Tam manasıyla yalnız yaşıyorum. Onun öncesinde de daha sık annemler geliyorlardı vesaire ama yani son yıllarda Şarköy tarafına doğalgazla bağlanınca hiç gelmemeye başladı bizimkiler. Hal öyle olunca evde bir terslik olduğu zaman hızlıca çözebilmeniz gerekiyor. İşte bulaşık makinesinde problem oldu. İşte hani klasik su girişine çıkışını vesaire kontrol etmesi, genel itibariyle kontrol edilen, hani bakımı yaparken kontrol edilen şeyleri kontrol etmesi falan, böyle internetten neye bakılarak diye çözülmüş diye çözdüğüm şeyler oldu. Bunları yapabilmek de hani ayrıca da önemli. Daha ciddi bir problem olduğunda da çözebiliyor olmak ya da en azından ilk müdahaleyi yapabilmek, ilk yardım öğrenmek gibi aslında tam manasıyla ilk yardım öğrenmek gibi. Bunları bilmek önemli ve güzel de bir şey. Yapması da keyifli de bir şey. Çok böyle zaruri bir durumda kalmadığınızda bunları da öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben açıkçası bayağı keyifle o toplara da girdim. Bu işte ev tadilatı döneminde daha ekstra bir şeyler de öğrenmiş oldum. Yapın arkadaşlar ya. Ya insan birazcık gerçekten şeyden ötürü, çok böyle modern zamanlarda biz hani internet, elektrik vesaire bunlarla yaşarken daha böyle bir, daha ilkel durumlarda neler yapılıyor. Ben bayağı şey falan da, kampçılığa başlayasım da vardı bir ara. Çok inanılmaz zor bir şey. Hani başlamak, vazgeçtim ondan. Şimdi onlara da gireceğim vesaire manasında söylemiyorum. Ama kampçılığa başlamak istememin sebebi şuydu. Abi ateş yakmayı bir öğrenmemiz lazım. Çünkü tatsız konulara girmeyeceğim dedim ama arkadaşlar yani bir seneyi geride bıraktık. 8 Şubat depreminin üzerinden Hatay'da ve çevresinde Urfa'da, yani hepsini tek tek saymayayım, Güneydoğu Anadolu'da diyelim o yüzden kısaca. Yaşanan olaylardan sonra hani bir sene geçti. Hala da çok zor koşullarda yaşanan bir durum var orada. Böyle bir şey olacak vesaire falan diye demeye çalıştığımdan değil de hani kötü bir senaryoda en azından ateş yakabilecek yetiye sahip olmak. Ya ne bileyim, bir çadır kurabilecek yetiye sahip olmak. Ya oğlum gerçekten çok tatsız yere gidiyor mevzu. Çok girmeyeceğim ama belki de aracınızda ya da işte deprem çantanızda yakın bir yerde bir uyku tulumu bulundurmak falan gibi şeylere de ihtiyaç da duyabilirmişiz gibi geliyor. Hani sadece zevk olsun diye değil, gerçekten çok temel, çok ilkel bazı yetenekleri de tekrardan öğrenebilmek için bir şeyler de yapmak da gerekiyor gibi hissediyorum şu son zamanlarda. Konu nereden nereye geldi? Üzgünüm onun için de, o ayrı bir mevzu ama hakikaten aklımdan geçenleri böyle paylaşayım da istedim. Bu tarz hislere de kapıldığım da oluyor. Çünkü velhasıl kelam diyeceğim şuydu ki hani modern zamanlarda yaşarken sahip olduğumuz bazı lüksler her zaman elimizde olmayabilir. O lüksler elimizde olmadığı zaman da hani yapabileceğimiz, oy güneş çıkıyor, yavaştan bulutlardan kurtuluyor. O lükslerden mahrum kaldığımız zaman da çok net bir biçimde yetkin bir insan olabilmek önemliymiş. O yetenekleri de elinizde bulundurmak, sahip olmak önemliymiş gibi geliyor diyeyim ben. Bir yandan da güvenlik abi geçiyor. Böyle bir ters de baktı. Yavaş yavaş zaten sonuna da gelebiliriz videonun. Yani ne yaptı? Yani insanlar tabii kamerayı bir yere koyup çektiğiniz zaman artık tabii internet ortamında herkes de farkında. İlla ki bir TikTok çekiyordur falan demiştir. O halde mevzu problem olacağından değil. Buranın güvenlikleri çok inanılmaz tatlı insanlar bu arada. Diyeceğim o ki yavaş yavaş sonuna da gelmiş olduk. Genel itibariyle arkadaşlar hayatım bugünlerde böyle. Umuyorum ki daha da sık da bir araya da gelir. Daha da sık muhabbet ederiz. Onun dışında güzel videolar da yapmaya çalışıyorum. Instagram'da daha aktif olmaya çalışıyorum falan. Oralara da gelebilirsiniz. Hayat güzel. İyisiyle kötüsüyle güzel. Hani şu anda sadece güzellikten bahsetmiyorum. Olumlusuyla olumsuzluğuyla, bir dünya felaketiyle vesairesiyle. Umuyorum ki siz de dertsiz, tasasız, daha sakin, daha tatlı günler geçiriyorsunuzdur diye umuyorum. Eğer ki hayatınızın birazcık daha negatif olan dönemlerinden geçiyorsanız, hayat biraz böyle arkadaşlar, bu bir döngü. Bir sonraki güzel günlere kadar kötü günlerden geçiyorsunuz ve bir sonraki kötü günlere kadar da güzel günlerden geçiyorsunuz. Enseyi karartmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.